Evet, bugün 13 Nisan 2023 Perşembe günü Bakra Rostlar'dayız. Efendim, hoş bulduk. Tabi biraz uzak, sesimiz çökmeye gitmeyebilir. Biz az bağırırız. İki dakika bize müsaade edin, hemen devredeceğiz. Biz şimdi nostalji olarak karnavalı şöyle bir uğrayalım. Günden bugüne karnaval neredeydi, efendim, nasıldı? Güzel bir günden bugüne bir nostalji yapalım. Efendim ben şimdi kameramı devralayım. Kenan Bey'le yakın muhabbete biz geçelim. Evet, teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım. Evet, abi, Sayın Kenan Bey kardeşim. Karnavalımız... Sen şimdi önce bir kendini güzel gör, bir tanıt. Ben abili geldim. Evet. Merhaba abla. 6 yıl önce. Evet. Bastın mı? Tamam, şu an kayıttayız. Şöyle sen şimdi kendini... Tanıyorlar seni de, olsun. Evet. Ben işte şuyum diye güzel bir başlat. Ben karnaval pastanesi sahibi Kenan Osman. Evet. Babamızdan devraldık bu işi. İşte babam... Babadan siz devam ediyorsunuz. Evet. İnşallah torunlar da devam edecek, inşallah, değil mi? İnşallah efendim. Yapmaya çalışıyoruz, devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz neredeyiz Kenan'ım? Biz sen şimdi kendini karnavalın tanıttın. Son yerindeyiz efendim. İlk yerimiz, Edip Kırtasiye'nin olduğu yer efendim. Şu karşıda Edip Kırtasiye diye görüyoruz. 1955 55'lerde bizim karnavalın ilk bulunduğu yer. Evet, ilk açıldığı yer efendim. Orası. Ondan sonra... Oranın önü tabi böyle bayağı bir boşluktu. Boşluktu. Tabi. Şevki ağaçlar vardı. Böyle 150 yıllık değil mi? Şevki ağaçları vardı. Evet. Ondan sonra... Tam orada. Ondan sonra 80'de 72'lerde şu Western'in olduğu yere geçtik. Western şu biraz daha ilerisi. Evet. Orası da bir bahçeli bir yerdi. Orada işte oturma yerleri vardı böyle. Değil mi? Evet. Orada bahçeli. Da bir süre orada da kaldık. Orada kaldık. Ya bu dediğiniz bizim o zaman işte biz tabii Kemal Bey'le abinizle onlarla liseden de arkadaşız. Arkadaşınız zaten siz de biliyorsunuz. Köylü, aynı köylü sayılırız. Evet. Selamelik köylüsü sayılırız. Evet. Çocukluğumuzdan beri bir karnavala gelelim. Karnaval gideriz. Hepimizin karnavalı işte biliyorsunuz. Liseli, efendim ortaokullu, gençlik. Tabii. Bunlar karnaval deyince muhakkak buraya bir gelip yani uğramıştırlar. Liseli gençler bile, eski liseliler bile nerede buluşalım dedikleri zaman karnavala... Adres karnaval. Karnaval diyorlar yani. Karnavalda buluşuyoruz. O zamanın meşhur Gençlik Caddesi. Evet. Değil ondan mi? Sonra geldik şu köşeye. Tütüncüler konağının köşesine. Şu bizim hemen karşıda gördüğümüz manavın orası olduğu yer. Orası da bir boş yer, bir yerdi. Orada da bir... Güzel bir böyle bir küçük bir dükkanımız oldu. Orada Günday'ların mıydı? Günday apartmanı. Günday Tütüncü'nün. Tütüncü'nün. Rahmetli çok Günday şahane. Tütüncü abimizin. Böyle tarihi bir bina vardı orada. Allah rahmet eylesin. Değil mi? Çok iyi insandı. Bize orayı da açtı bize. Allah razı olsun. Orada da epey seneler kaldınız siz. Geldik ondan sonra bu son durağımız olan karnavala. Şimdiki karnaval. Bu bizim bildiğimiz yer yine. İşte böyle burada efendim caddedeyiz. Şimdi karnaval revaneleri var. Eski bizim babamın yaptığı. Onu şey yapmaya çalışıyoruz. Onu göstereceğim şimdi. Tabii şimdi i̇şte buradan babayı, yapıyoruz. Amcayı, göreceğiz içeride. Atom yaptık. İşte bu atom satıyoruz. Yaş pastalarımız devam ediyor. Asıl imalat bu işi yapan bir yandan hem içeriye doğru geçelim. Evet. Böyle devam edelim. Bu imalat işini Kenan. Karnaval pastanesinin revanileri. Evet. Ramazan'da hep bunları değil mi? Bir tek benim babam yapardı bu vapurda bunu. İlk yani revaneyi bu şeyi başlatan. Bunu da devam ettirmeye çalışıyoruz. Sen zaten biz benim bildiğim kadarıyla genelde babanın yanında burada imalathanedeydin. Çocukluktan beri işte 9 yaşından beri çalışıyorum. 9 yaşından beri maşallah. Evet ya. Neyse yaşta sormayalım ama kaç oldu yaşlar da biraz yaşımız 61 oldu epeydir. Maşallah, bir yarım asır olduk yani. Yani yakın sayılırız aşağı yukarı yaşlarımız yakın. Ama aynı da böyle şimdi biz rahmetli eskiler tabii hep lakapları vardı. Pirahmet biz derler. Pirahmet diyorduk değil mi? Evet. Pirahmet Ahmet abi. Böyle güzel
çok sakin, güzel, güler yüzlü. Evet. O böyle muhabbeti seven filan öyle bir rahmetli abimiz, yani yakınımızdı. Herkesin fasanesiydi burada. Herkesin tabii şeyinde bu. Yani böyle... sen de maşallah çok benziyorsun. Evet, aynı. Evet, evet. Ahmet abiye bayağı benziyor. Ondan sonra işte Harun Bey, Ramazan'da çeşit tatlılarımız var. İşte yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii Ramazan'ın yarısını geçtik. Ramazan'ın sonuna yaklaşıyorum. Evet, evet. Aşağı yukarı kaç bir hafta kaldı. Var, evet. Haftaya perşembe, evet, son. Efendim, nasıl Ramazan'da bu çeşitleri yapıyorsunuz? 10 günde biraz durduktu ama şimdi güzel maşallah. Yani ya bunlar gidiyor tamamen kendi, evet, imalatı. Kendi imalatı. Dışarıdan, evet, herhangi bir yok, şey yok. Yok. Özel bir yerden dondurma imalatımız var. İşte dondurmamızı kendimiz yapıyoruz. Mevsim tabii, evet, yaklaşıyor artık. Aslında kışın da dondurma çok yerde yapılıyor da. Evet. Ya biz öyle satıyoruz, alıştık. Biz de satıyoruz. Yani, yaz kış. Halk buna tam hala alışamadı. Evet. İşte illaki yaz olsun falan diye, evet, bekliyor. Evet. Ne bileyim, böyle alışılmış. Evet Kenan Bey, dediğin gibi sen bu imalat işinde... Poğaçamız var, kuru paslarımız, işte imalat. 9 doğumlu, evet, yaşlardan, evet, beri başladın. Evet. Bak babamız var. 50 yıllık bir tarih, evet, oldu ya. Biz... 68 yıl. Yani. Yok, senin benim, yani, benim 50 yıllık. Senin, evet, senin 50, evet, yıl olmuş. Evet. Tabii baba çok daha fazla. Tabii. Efendim, yıllar çabuk gelmiş, babamız geçmiş. Babamız orada, amcamız orada, işte kurucuları. Onları bir göreceğiz şimdi, evet, onlardan bahsettik biz. Işık yanıyorsa orayı da güzel alalım. Babadan, çocuklardan, efendim, torunlara doğru böyle bir bakalım ya. Babamız, amcamız. Evet, bak şimdi ben az önce ne dedim? Bizim Kenan maşallah aynı Ahmet abiye, Pir Ahmet'e, evet, bu amcam da, amcam da şeyde kaldı, Acılık'ta kaldı, Acılık'ı, evet, yaparken. İsmet abi. Evet. Tanıklar yani İsmet, evet, 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 evet. Hacca gitmişti, tabii, değil mi? Tabii, orada kaldı. Allah kana kana rahmet eylesin. Orada vefat etti. İyi bir insandı, evet. Çok iyi bir insandı. Yani. Biz de öyle biliyoruz. Evet, siz sakin, de biliyorsunuz. Sakin, evet, evet, çok, çok düzgün bir insandı, evet, Heygide. Evet. Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun. İşte dünya böyle, abi, böyle. İşte, karnaval böyle. Geliyor, geçiyor. Evvelden şey vardı, oturma yerimiz vardı. 20, evet. 27 masa. İşte sigara olayı burada girince, evet, sigara olayı girince biraz daha daraldı. Biraz da şimdi şey yaptık tabii, eskisi gibi yapamıyoruz. Tabii. Gençten yapıyorduk bu. Ya şey, onu diyorum, karnaval deyince burada herkesin muhakkak, gençlerin, tabii, öğrencilerin, tabii, buraya uğramıştırlar, hatıraları, evet, vardır. Yani buraya oturmak için sıraya girerdi millet. Değil mi? Yani. İnan ki yani. Evet ya, gerçekten öyle güzel günler geçti. Evet. Bu ara torunlar da mı burada sanki? Ha, torunumuz öyle da mı? Evet, burada torunumuz. En son, en küçük torun burada. Ya, evet, evet. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun efendim. İşte, dededen torunu inşallah. Evet, inşallah yapacaklar. Allah, yani yapmayı da düşünüyoruz. Güzel ömürler versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Yani durum böyle işte. Biz de dedim ki bayram öncesi böyle güzel bir muhabbet yapalım. Sağ ol, Allah yapalım, razı olsun. Teşekkür ederim. Bugün öyle çıktım evden rastgele, dedim bakalım yani bugün güzel, ne olacak. Güzel bir şey, yapalım, iyi bir şey yani. İnan, yapmanız bile gurur, evet, verici. Günden bugüne böyle bilinenleri aktarmaya, evet, çalışıyoruz. Evet. İnşallah beğenir, izliyorlar, sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun herkesten. Evet Kenan Bey, buradan söyleyeceğiniz, efendim, bayram yaklaşıyor. Bayram kutlaması. Herkesin bayramını kutluyorum efendim. Sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Sağlıkça kalsınlar herkes. Evet. Herkese selamlarımı sunarım efendim. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Evet. Hayırlı işler dileyelim.